23 Ocak'ta milyonlarca öğrenci için sömestr tatili başlıyor. Özellikle İstanbul'da yaşayanlar yakın bölgelerde tatil planları yapıyor. Fakat tatil hayali kurarken dolandırıcıların ağına düşmemek gerekiyor. Sosyal medyadan Sapanca'da bungalov kiralayan bir aile otel diye gittiklerinde boş bir araziyle karşılaştı. Sosyal medyadan ulaştık. Reklamları bol bol çıkıyordu zaten karşımıza. Sahte tatil fotoğrafları, binlerce takipçi ve müşteri memnuniyeti yorumları. İlk bakıldığında güvenilir gibi dursa da bu sayfa aslında dolandırıcılara ait. İşte yerimiz dolmak üzere, o yüzden rezervasyon bedelini gönderenler için yer tutabiliyoruz diyorlar ve insanlar bu yüzden hemen parayı önden gönderiyorlar. Sömestr tatilini İstanbul'a yakın tatil bölgelerinde geçirmek isteyenler villa, bungalov ve otel rezervasyonları yapmaya başladı. Fakat tatil yaklaştıkça dolandırıcılık haberleri de artıyor. İşte o mağdurlardan biri İstanbul'da yaşayan genç çift oldu. Hafta sonu Sapanca'da bulunan bungalovlarda keyifli bir tatil yapmak için yola çıktılar. Rezervasyon yaptırıp ücretini havaleyle gönderdiler. Güzel bir şekilde konuştuk, kapora istediler. 2750 lira gönderdik. Akif Gülçiçek ve eşi yola çıktı ama oraya gittiklerinde boş bir araziyle karşılaştılar. Konumda tabii bungalov falan yok. Orada bir site vardı. Siteye sorduk. Onlar dedi siz bugün gelen üçüncü çiftsiniz. Peki dolandırılmamak için nelere dikkat edilmeli? Uzmanlar işletmeyi teyit etmeden para göndermeyin diyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nin internet sitesi var. TÜRSAP belgesi olan konaklama tesislerini kontrol edebilirler. Muhakkak buranın ödemesini yaptıkları kişiden bir fişini, faturasını istesinler. İnternetten bir araştırma yapmalılar, harita uygulamalarından. Gerçekten burada bu belirtilen adreste böyle bir bungalov tesisi var mı? Yoksa burası boş bir arazi mi? Para gönderilen hesabın işletme hesabı olmasına da dikkat edilmeli.